Arkadaşlar merhaba. VHDL FPGA programlamada 28. derste birlikteyiz. Bir önceki derste I2C Master modülünden bahsetmiştik. Onun simülasyonunu yapmıştık. Bir ADT7420 entegremiz var. Nexus 4 DDR kartımızda sıcaklık ölçer. I2C ile haberleşiyor. Simülasyonu yaptık. Bu derste de bunu Nexus 4 kartımıza gömelim. Bu I2C Master ile sıcaklık bilgisini içeren ilk iki rejistri okuyalım ve bu bilgiyi de UART'tan biz HDMI ile seri porttan okuyalım bilgisayarda. Sonra da bilgisayarda bunu kaydedip bir Excel'de grafiğini çizdirelim. İşte bakalım şu an bu kaydı yaptığım ortam kaç dereceymiş. Bunu da görmüş oluruz. Böylece aslında 3 temel benim için haberleşme protokolü FPGA'ydı. En çok kullanılan diyeyim UART, SPI ve I2C'yi bitirmiş olacağız. Hani aslında bayağı bir aşama kaydetmiş olacağız bu dersin de bitimiyle. Bundan sonra da bakalım yeni konular, bir şeyler düşünüyorum. Devam ederiz inşallah. Şimdi bir şeyimizi biliyoruz zaten. Bu ADT7420'yi geçen ders yazmıştık. I2C Master opencores.org sitesinden indirdim. Simülasyonlarını yaptık. Doğru çalıştığını gördük. Sonra bunu instantiate ettik bir önceki derste. İki adet state ile yani idle ve EQR ile 2 byte'ı okuyoruz I2C'den 250 milisaniyede bir. Yani 4 Hz'lik bir data okuma sıklığımız var. Bir de UARTTX zaten bu yine yaklaşık sanırım 7 ders önce falan 20. ders olabilir. UART protokolünde bizim Nexus 4 DDR'dan bilgisayara veri göndermek için kullandığımız bir arayüzdü. Hatta onu canlı yayında yazmıştık kodunu. Bir tab modülde bu ikisini kullanarak okuduğum sıcaklık bilgilerini bilgisayara göndereceğim. Önce komponent tanımlarımı yapıyorum. İki tane komponentim var. ORTX ve ADT7420 driver'ım. Sonra bunları instantiate ediyorum. Instantiate ederken zaten clock. Bunlar dışarıdan geliyor. Reset. Bunlar I2C sinyallerim. Interrupt ve temperature. İçinde sinyal oluşturdum. Tab modülde de clock reset oluşturdum. Bu active low yani sıfırdayken reset yapıyor. 1'e getirmem lazım çalışması için. TX bilgisayara veri basacak. Bir de bu okumuş olduğumuz sıcaklık 13 bitlik. Bunu ledlere basalım. Son 3 bitte de atıyorum 100 bir basalım diye koydum bu şekilde. UART'ta da clock yine tab modülden geliyor. TX start diye bir sinyal oluşturmalıyım. Transmit işlemini başlatacak. Hangi byte'ı göndereceğim? 8 bitlik data in sinyali olmalı. TX'den tick gönderimin tamamlandığını söylüyor. Bu da tab modülde bilgisayara gidecek olan benim hattım. Çok hemen bir tane proseste birkaç satırda bitirebileceğimiz bir şey. Bu önce LED'lerin assignment'ı. Bunlar concurrent signal assignment olarak veriyoruz. 13 bitlik temp çıktığımız var bizim. Şu modülde. Bunu ilk 13 bite verdim. İşte 15. bit 1 olsun, bunlar 0 olsun, fixed. Şimdi veriyi nasıl göndereceğim? Bu UARTTX modülünde data in'i bir sinyal verdikten sonra TX start'ı 1 yaptığımızda göndermeye başlıyor. Şöyle interrupt'ı da zaten tanımlamıştık. ADT7424'te. 7420'de. Tamamlandığında sıcaklık okuma 250 milisaniyede bir. Interrupt'ı 1 veriyordu bir clock boyunca. Şimdi interrupt 1 olduğunda benim data in göndereceğim olan bu temp'in en yüksek 5 biti 3 tane de 0 göndereyim. Buraya aslında sign extend yapmam lazım. Çünkü mesela negatif sıcaklıklarda burası 1 olacak. Bu şekilde değiştirelim kodu o zaman. Olur mu? Daha doğru olur. Yani şöyle temp 12'den 3 tane yapalım. Concatenation yapalım şöyle. Evet. Sonra da temp 12'den 8. Yani 1, 2, 3 bit şu şekilde. Şuradan da 5 bit, 8 biti tamamladık. Şunu daha güzel de gösterebilirdik. Hani dışarıda bir sinyal tanımlayıp ona mesela atıyorum sign diyelim. Sign sinyali eşittir. Şu olsun. Buraya da sign yazalım. Daha temiz oldu. Tabii bir sign tanımlamam lazım.
Şurada tanımlayalım. Sign. 3 bitlik bir şey. Tamam. Şöyle atamasını yaptık. Şimdi most significant byte'ı yani gönderiyorum önce. Take start 1 dedim. Sonra take start tick 1 bu gönderim tamamlanınca olacak. Bir sonraki clock'ta yani gönderme başladıktan sonra da bu temperature'ın low byte'ını D'ine yazıyorum. Artık şu gönderilirken bu var benim modülümün girişinde. Tamamlandığı zaman TX start hala 1. Yani bunu gönderme işlemi başlayacak. Öyleyse TX start'ı 0'a çek. Yani şunu da göndermeye başladıktan sonra bunu 0'a çekmiş olacağım ve bir sonraki interrupt'ı beklemeye devam edeceğim veri göndermesi için. Bunu şimdi bu arada Vivado 2016.1 kullanıyordum. 2020'ye geçtim sonunda. 2020.1 ile yeni bir arayüzle devam ediyoruz. Buradan generate bitstream diyelim. Okay. Okay. Bu arada constraint dosyamızı da göstereyim. Tap modülün sinyallerini constraint dosyamızda göstermemiz lazım. Şimdi clock zaten burada tanımlı. Bak. Şuraya clock yazdım. Default bunu Digilent sağlamıştı bize. Reset'i switch'e verdim. İlk switch'e. Bunlar zaten I2C sinyalleri. Şöyle aratalım. Bu da temperature sensör olarak tanımlamış. İşte I2C sinyalleri, data ve clock. Bunları kullanmadım. İşte over temperature veya temperature limitlerine geldiğiyle ilgili şeylerdi. Şu comment oluyordu XDC'de. Bir de TX ve LED var. LED zaten en başta var. Direkt şunu comment out ettim LED'ler. İlk 16 tanesi. TX ile UART. Nerede UART'ımız? USB RS-232 interface'te TX olarak bunu da tanımladım. Şimdi initialization yaptığı optimizasyonunu yapıyor. Sentezde. Bu arada board'umuzun gücünü açalım. H-term'ü de ayarlayalım. Seri haberleşme programıydı. COM4 ile haberleşiyordu. COM3'ü JTAG için kullanıyoruz çünkü. Veri göndermeyeceğiz zaten. Sadece receive edeceğiz. Her 2 byte'da bir şey yapsın. Yeni satıra geçsin. Tamam. Çünkü 2 byte gönderiyorum. Routing'i yapıyor şu anda. Sonra Excel'e atarız. Bunları önce bir Notepad'e kaydedeceğiz. Sonra Excel'e atıp orada bir conversion yaparız. Data sheet'ini de açalım tabii şeyin. Orada çözünürlüğünü söylüyor. Ders 28'de Vivado projeleri. Yok burada değil de şeydeydi. Dokümanlar FPG YouTube GitHub ders 27. Şöyle açalım. 0.625 gibi bir değeri vardı. Yani bir şey olabilir. Evet. Yani 13 bit kullanıyoruz biz. 13 bit için 0.0625 derece bir least significant bit. Yani biz direkt bununla çarpacağız. Tamam tamamladım diyor. No istemiyorum. Okay. Open Hardware Manager diyorum. Open Target Auto Connect diyelim. JTAG'den görmeye çalışacak kartı. Bunu programlıyorum. Program device. Evet ders 28. Şöyle FPGA'mizi de alalım. Program dedik. Şimdi şu an bir şey yapmayacak çünkü reset sıfırda. Reset'i buraya aldığım zaman bir veri de göndermeye başlayacak. Şuraya alalım bunu. Şöyle. Bunu connect diyelim tabii. Bağlansın. Şimdi reset'i kaldırdığım zaman hem veri gönderecek hem de LED'lere basacak sıcaklığı. Şimdi veri göndermeye başladı. Bir yandan da LED'lerde görüyorsunuz o gönderdiği. Şuraya 100 fixti zaten. Veri alsın biraz. Mesela şurada yazıyor temp sensör diye. Mesela onu biraz ısıtmaya veya soğutmaya çalışalım. Şu an 1B8, B9 gibi bir değer almış. Hexadecimal BA oldu. B9, BA civarında. Mesela bir hoh diyelim buna.
Bakın CD'lere çıktı bir anda. Yani sıcaklık artışı oldu. Evet. Bence yeterli. Biraz soğuyacak şimdi yavaş yavaş. Ortam sıcaklığına, o heat diffusion denklemine göre ortam sıcaklığına doğru yaklaşacak. Bence bu kadar veri yeter. Disconnect diyelim bunu. Şimdi bunu kaydederken ben şuradan hex formatında kaydediyorum. Mesela şuradan masa üstüne kaydedelim. Ne diyelim buna? Ders 28 nokta txt fark etmez. Ders 28 txt'yi Notepad Plus'ta açıyorum. Bakın burada makrodan bahsetmiştim bir ders önce. Başla 2 byte olduğu için şöyle yapıp Enter'a bastım. Stop dedim. Bakın böyle 2 byte 2 byte ayıracağım. Bunu atıyorum 100 kere koş diyeyim. Bakın. Daha var mı? Var. Bir 100 daha koş. Tamam. Böylece 188 veri var burada. Tamam. Şimdi bunu alıp şöyle direkt Ctrl A, Ctrl C bir tane Excel oluşturayım şuraya. Excel. Açayım. Şuraya yapıştırdım. Şimdi bunun hex bu. Hex to dec diye bir fonksiyon vardı. Değil mi? Hex to decimal. O zaman hex to decimal şu. A1. Bakın direkt decimal'a çevirdi. Şöyle aşağıya indirelim. Şimdi bununla ne yapacağız? 0.0625 ile çarpıp derece karşılığını bulacağız. Eşittir şu çarpı 0.0625. 27 derece falan diyor demek ki. Şöyle alalım şuraya. Bakın hiç kodlama falan yapmadım hani. Direkt Notepad, Excel. Şöyle seçtim, insert. Şuradan graf çizdirelim. Bakın gördünüz mü? Üflediğim anlarda bir yükselmeyi burada grafikte de görebiliyoruz şu şekilde. Uygulamamızı da yapmış olduk böylece ISQRC ile ilgili. ISQRC ile haberleştik. Şunu kapatalım. Tap modülde bir daha önce geçen ders yazdığımız ADT7420 modülü UARTX modülünü instantiate ettik. Okuduğumuz sinyalleri UART'tan gönderdik. ISQRC master modülüyle kullanmış olduk. Evet yani ISQRC'yi, SPI ve UART'ı tamamlamış olduk böylece. Bakalım ileriki derslerde düşündüğüm şu ana kadar hep JTAG'den programladık bilgisayardan FPGA'yı. FPGA'nın flash'ına non-volatile memory'sine hiçbir şey yazmadık. Oraya yazıp yani gücü kapatıp açtığımızda direkt flash'tan programlanabilir. Yani şu an JTAG'den programladığım için mesela şu an çalışıyor. Gücünü keselim kartı. Açalım. Hiçbir şey yok. Çünkü flash'tan boot etmiyor. JTAG'den yine şey bekliyor bizden. Ama flash'a gömseydik ve flash'tan boot ettirseydik gücü kapatıp açsak hemen tekrar çalışmaya başlayacaktı. Bunu göstermeyi düşünüyorum. Onunla ilgili constraint'ler neler? Bir de static timing analysis yani zamanlamayla ilgili işte kaç clock frekansında çalışabilir bu sistem onu belirlemek için öyle bir ders yapmayı planlıyorum. Sonrasında da biraz microblaze dediğimiz bir işlemci FPGA'nın içine gömdüğümüz basit bir işlemci, Xilinx'in işlemcisi. Onu gömüp birazcık system on chip yani etrafına FPGA peripheral'lara koyup C'de kod yazıp birazcık da öyle kullanıp belki bir Ethernet uygulaması falan. Sonra da bu seriyi artık inşallah bitirmeyi düşünüyorum. Bakalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.